43.952. YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir konuğum var. Sevgili Çelebi. Çelebi hoş geldin. Hoş bulduk. İnanılmaz bir iş için buluştuk. Gerçekten inanılmaz. Kurşun dökeceğiz. Arkadaşlar bendeki nazar, ödem, zart, zurttan kurtulacağız. Ama önce jenerik. Çelebi nasılsın? Çok teşekkürler. İyiyim sen? İyiyim ben de. Daha da iyi olacaksın değil mi? Kurşun İnşallah sen şu kurşunu bir dök daha da mutlu olacaksın. Çelebi ile biz aslında bir saattir evde muhabbet ediyoruz kurşun hakkında. Bu nazarlardan nasıl kurtulurum, ödemlerden nasıl kurtulurum bunlar için Çelebi'yi davet ettik. Çelebi de kırmadı. Aslında bir sürü işi var ve uzun zamandır da yapmıyorsun yapmıyorum, galiba evet, değil mi? Ortalama 8 yıldır bu işi yapmıyorum. 8 yıldır. Kimse de, yakın arkadaşlarım yakın arkadaşlarım hariç tabii. Yakın arkadaşlarıma da ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm kişiler olduğunda evet ama hani bunu profesyonellik çerçevesinde yapmıyorum. Ya da hadi gideyim birine kurşun dökeyim diye bir şey yapmıyorum. Çok teşekkür ediyorum beni kırmadığın için. Valla zor kandırdık adamı. Yıllar evvel de Aşk-ı Memnu'da Firdevs Yürüoğlu'na dökmüş. Arkadaşlar benim Firdevs'ten neyim eksik? Çelebi gel diye yalvardık adama yemin ediyorum. 2 hafta sürdü. Sonunda Firdevs Yürüoğlu'na döken abiyi getirdik. Çok havalıyım yani bugün. Geliyor. Kurşun ne işe yarar? Kurşun ne işe yarar? Aslında kurşunun metafiziksel açıklaması o kötü enerji dediğimiz negatif enerji. Hani az önce söylediğim gibi nazar, olumsuzluk adındaki göz ya da işte büyü diğer versiyonuyla onların kötü enerji olarak adlandırıyoruz bir küme içerisinde. Kişinin kötü enerjisini sıfırlayıp pozitife dönüşmesini sağlayan bir iletken aslında. Metali olarak kurşun böyle bir iletken. Kötü enerjiyi alıyor, kendi hassesinde topluyor. Doğaya ya da işte metafiziğe olumlu olarak dönüşümünü sağlıyor. Yani kötü enerjinin pozitife dönüşümü diyebiliriz. Peki ne kadar sürüyor? Bana kurşun döktüm. Ben nazardan kaç ay kurtulurum? Bak cahil sorusuna bakma. Yok şimdi şöyle. Aslında o 3 aşamalı bir proses. Baş tepe çakrası. 2 kalp çakrası duygusallığı temsil ettiği için. Bir de kök çakra. Doğayla oluşumunu sağlaması adına. 3 ana temadan oluştuğu gibi üçlemek gerekiyor aslında. Biz bir kere dökeceğiz ama 2. ve 3.'yü de yapmak gerekecek sonrasında. Aman dök bana her gün dök. Söylüyorum. Çünkü birinci aslında giriş gelişme ve sonuç gibi düşünebiliriz. Tamamen o kötü enerjinin vücuttan atılması, kötü enerjinin olumsuzluklarının tamamen toparlanıp yeni enerjinin gelmesini sağlıyor. O yüzden 3 kere yapıyor olmak en doğru ve en sağlıklı. Mesela bende şöyle bir şey var. Ben gel, okey bir yandan nazara çok inanıyorum, giyini çok yapıyorum ama bir yandan da hep şunu söylüyorum. Allah'ın kem gözlüsü bana böyle bakacak da bana nazar diyecek. Hadi oradan yani. O kötü yüreklinin şeyi bende geçmez gibi de bir hissim de var içeride bir yerde. Saçmalıyor muyum? Aslında saçmalamak değil tabii ki ama şöyle sadece kötü olarak konuştuk ya şu an negatif enerji. İstem dışı 2 yakın arkadaş da birbirine enerjiyi nazar değdirebiliyor. Nasıl? Ya çok güzel olmuş şapkan dediği anda aslında o bir enerjinin birleşmesi. Eğer kişinin niyeti pozitif bile olsa bazı kişilerde alfa enerjisi çok yüksektir. Yani yöneten enerji çok yüksek olduğu için o kişi hep deriz ya renkli gözlüler which is ben renkli gözlüyüm ama renkli gözlüler nazarı çok değer. Aslında bu eskiden beri dile gelen şaman zamanından beri. 3000 yıllık Türk geleneği ya da Türk ritüeline göre o kötü enerji birilerinin üzerinde çok fazla etki yaratıyor. O da karşı tarafa yansıtıyor. İlla kötülükle düşünülen bir şey değil. İyilikle de söylenen bir şey mutlaka etkisini gösteriyor. Ben çok inandığım için de bana öyle geliyor. Müthiş. Ben de inanıyorum ya. Ben de bir yanım inanılmaz inanıyor. Ve gerçekten birazdan yani bütün elimim kederim gidecekmiş gibi hissediyorum. Nazar diye bir şey kalmayacak. Mesela evim çok toz tutuyor. Toz bence artık tutmayacağım. Evet, kurşunla alakalı mı bilmiyorum. Ben inanırsan olur abi tozla tutmazsın. Sabahları erken uyanıp işime tam zamanında yetişebilir. O da nazardan. Evet. Nazardan mesela evet, bir anda konuşuyoruz Çelebi'cim ben lık diye uyuyakalıyorum. Hep nazardan evet, başıma ne geliyorsa. Birazdan hepsinden kurtulacağım. Gelin. Arkadaşlar. Mutfakta çekmek istemedik. Apartman görevlisini aradım. Piknik tüpü var mı dedim. Piknik tüpü getirdi adam. Salonda yapıyoruz. Kurşun sırasında konuşma hakkım var mı? Tabii ki konuşabilirsin. Sadece yapılması gereken ellerini ve ayaklarını bağlamıyor. Bağlamıyorum olması. Zaten baksanıza. Gelin arabasının önüne bebekler konuladı böyle bacağını açan. Bunlar gibi oturdu. Elem, keder, fişler gidecek. Kurşunun eriyebilmesi için 300 derecelik bir ısıya ihtiyaç var. 300 dereceye ulaştığı zaman bilimsel anlamıyla o içindeki kurşun materyali eriyecek. Eridiği zaman da civa gibi düşün, kötü enerjiyi tamamen vücuttan alarak olumluya dönüştürmeye çalışacak. Bu kem gözlülerim var ya, o kem gözlülerim. Arkadaşlar
arkadaşlar dünyanın en iyi videosu olacak. Beni böyle görmek kadar. Peki kurşun sırasında konuşabiliyor muydun? Konuşabiliyorsun. Ha tamam. Susmayalım ne olur. Ben susmak istemiyorum. Demin sormuş muydun bu soruyu? Gene ikinci kere mi sordum aynı? Bir anda bir şey diyeceğim pub'larda. Ha? Yok yok. Bir de öyle enteresan ki Oğuzlu'ya geldiği zaman bir anda kendi kendine eriyor, görüyor musun? Eridi. Evet, şimdi eridi. Örtü sıçramaması için. Herhangi örtü bir... sıçramasın diye kullanılıyormuş. Herhangi bir yere sıçramaması için. Şöyle döküyorum. Şimdi tamamdır. Birinci aşama bitti. Birinci aşama bittikten sonra şunu söylemek istiyorum. İçinde bulunan para, parayı temsil, yani işi temsil ediyor. Para, bereket, kısmet ve nasip anlamında. Yeşil murattır. Dileklerin ve niyetlerin gerçekleşmesi anlamında geliyor. Ekmek de hanenin içerisindeki bereket, huzur ve timsali olumlu gelişmelerle ilgilidir. Yani temsili bir olumlu değişimle alakalı. Şimdi dua okuyacağım. Şöyle. Elleri bağlamıyorduk. Ben de dua okuyayım içimde. Ben bütün duaları bilirim. Hangisini okuyayım? İlk önce Felak, Felak Naz ve Ayet-el Kürsi 3 sure. Şimdi ikinci aşamayı yapacağız. İkinci aşama kalp çakrası demiştik ya, kalp bölgesine. Onun için biraz geriye doğru gideceksin biraz sonra. Şimdi kalp çakrama dökülecekmiş. O yüzden geri yattım. Şimdiden bir rahatladım sanki. Bak nazar değmiyor 3 saniyedir. Bu inanışa göre bir ritüel ya, o ritüelde eğer bu tip sesler çıkıyorsa kişilerin seni çok fazla konuştuğu anlamına geldiği söyleniyor. Bok var, ne konuşuyorsunuz? Daha bıktık be, ne konuşuyorsunuz? İhtiyacım olan şey kurşunmuş. Bu arada gerçekten üçlemek gerekiyor biliyorsun Enes. Tekrar yapacağız iki kere. Vallahi çok sevindim. Şimdi eridi. Tekrar örtmemiz lazım. Yüzümü mü? Evet. Sadece yüzü örsek biraz daha öne alır mıyız? Sen süper. Bismillah. Bak açabiliriz. Görüyor musun? Yine aynı şekilde paranın üzerinde yani bereketini, işini engellemeye ya da kıskanmaya çalışan, kıskanan kişiler var. Ne yapayım sadece? Yok otur kalkma. Kalkmam gerekiyor. Ben şimdi tekrar dua okuyacağım. Elleri ayakları da bağlamıyoruz. Aa ezan okunuyor. Çok iyi. Ne güzel denk geldi görüyor musun? Peki en son mu çıkan şekli evet. Yorumluyorsun? Üçüncü olan. Üçüncü. Anladınız mı? Üç kere üçüncü döktüğünde şimdi bir şey çıkacak. Onu da yorumlayacağız. Örtebiliriz tekrar. Nereme? Ayaklara dökeceğiz. Ayağımı ne yapayım? Önde çıkarman yeterli. Evet. Döküyorum. Şimdi esas bölgeye geldik. Gözü en son aşamada içine aldı. Şurada göz var görüyor musun? Dışarıdan gelen negatif enerjinin etkisi. Gözün içindeki boşluğu. İçindeki boşluğu görüyorsun mutlaka. Bak şu gözün enerjisi. Yani üzerinde mevcutta bulunan bir gözle ilgili olumsuz enerji var. Ve bu arada bir tane kadın saçlarını böyle geriden toplamış gibi görüyorum. Şuradaki resimden o çıktığı için böyle söylüyorum. Karşısına da bir adamı almış. Karşılıklı seninle ilgili bir konuşma yapıyorlar. Ama bu bir işle ilgili bir projenin şekillendirilmesi olabilir. Pozitif bir konuşma olacak. Çünkü aydınlığın üzerinde çıkmış. Yalnız buradaki sıkıntılar her biri bir anlam. Bak, etraftaki insanların konuşması. Yine burada iki kişi ama bunlar negatif çünkü. Rengi de karanlık ve kararmış. Negatif iki kişi karşı karşıya gelmiş. Seni konuş. Bu tip sivrilmelerin en büyük sebebi aslında bu olumsuz enerjinin çoğunluğu parayla ilgili, işle alakalı, kısmetle ilgili yani daha çok maddeye dair olumsuzluklar. Bir de ekmeğin üzerinde olduğu için hanende duygusallıkla ilgili yaşadığın bir yorgunluk hissi var. Mutsuzluk gibi nitelendirilebilecek bir yorgunluk hissi var. Duygusallığı ilgilendiren yani daha iç dünyanla alakalı, kendini yalnız hissetmene sebebiyet veren bir durumları, duygusallığa dair mutsuz olmanı sağlayan bir olay olabilir. Çünkü buna dair bir olumsuzluk. Buzluklar çıkmış. Bunu ne yapmak gerekiyor sonrasında? 3 gün boyunca yatak odanda seninle beraber kalacak. 3 günün sonrasında denize atıyor olacaksın. Aa, taş olsa çatlar. Görüyor musunuz? Taş olsa çatlar. İnanmıyorum ya. 3 gün boyunca yatak odamda duracak. 3 günün sonunda ben bunları gidip denize atacağım. Mutlu bir hayatım mı olacak? Bence bundan evet. Anlar mıyız? Evet evet doğru ilerleyecek olan bir yaşam olacak. Mutlu sonuçların olmasını sağlayacak. Çünkü bazı yerler karanlık ama bazı yerler aydınlık. Aydınlık olanların birçoğu işle ilgili, yeni kazançlarla ilgili yeni kapılar açılacağı anlamına geliyor. Çok güzel. Çok teşekkür ederim.
öpülmezdi mi kurşun? Allah şifa versin denir. İyilikler amin olsun hepimize denir. Allah'ım kimseye dert keder göstermesin lütfen. Çelebi çok teşekkür rica ederim. Rica ederim. Kötü enerjilerin gitmesini sağlayacak Allah şifa versin diyoruz. Amin hepimize. İyilikler olsun. Ya İyilikler çok mutlu olsun. Oldum biliyor musun? İnsan bir rahatlıyor bakma. Bizdeyiz öyle. Değişik bir şey bu yani. Garip bir hissi var. Daha güçlü hissediyorum. Yani sanki yarın sabah mesela erkenden uyanacakmışım gibi. Elimi hiç tost tutmayacakmış gibi. Hep yanlış anlamış her şey gerizekalı. Böyle biri değilim şaka yapıyorum Çelebi. Adam da şoka girecek. Yok canım. Çocuk bu kadar salak mı diye de yok biraz kapan çarşı. Yok estağfurullah. Çelebi gerçekten çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığın için. Yani biliyorum böyle bir şey yapmak istemeyebilirdin yani. Ben çok mutluyum. Neden söylüyorum? Çünkü enerjinin çok iyi olduğunu bildiğim için böyle bir enerjinin kirlenmesine müsaade etmiyor olmak lazım. Biz de o kirlenen enerjiyi, kötü olan enerjiyi atmaya çalıştık. İnşallah da sonucu iyi olacak. İnşallah iyi olacak. Güzel haberler alacağız. Gelişmeleri size anlatacağım. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Sizi seviyorum. Bay bay.